Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, emeklilerimizin sorunları hakkında verilmiş olan grup önerisi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle şuna değinmekte fayda var. Özel olarak vurgulamak istiyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi parti programı vardır. Ve bu parti programına uygun olarak senelerden beri emeklilerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapmışlardır. Bunlardan bir parçası da yine emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi hem parti politikaları kapsamında hem 3 sene önce yine yasama faaliyetleri kapsamında gerekli kanun teklifini vermek suretiyle ve yine bu dönemde kanun teklifini yenilemek suretiyle gerekli bilgilendirmeleri aslında yaptı. Burada bizim şunu yapmamız gerekiyor. Hep birlikte emeklilikte yaşa takılanlar kim? Bir bunu anlamakta fayda var. Bu insanların sorunları ne? Bunu anlamakta fayda var. Öyle meseledir ki aslında çocukların sorunları siyaset üstü meselelerdir. Gençlerin sorunları siyaset üstü meseleler. Yaşlıların sorunları bizim için, Milliyetçi Hareket Partisi için siyaset üstü meseleler. Cennet Mekan Başbuğumuzun açmış olduğu yolda, liderimizin göstermiş olduğu yöne doğru önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demek suretiyle hareket ettiğimizi buradan vurgulamak istiyorum. Evet, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 3 ayrı sorun var. Bunun başında öncelikle emeklilikte yaşa takıldığı an itibarıyla SGK ile ilişiği kesilir. Yani tedavi ve ilaç masrafları o kişilerin karşılanmamakta. Şimdi size soruyorum değerli arkadaşlar, tüm milletvekili arkadaşlarıma, hak mıdır bu? Yaşını bekliyor, prim gün sayısını doldurmuş, doldurduğu günden emekli olacağı yaşa kadar ilaç ve tedavi masraflarından çalışmıyorsa eğer, çalışamıyorsa eğer, kanser hastası emeklilikte yaşa takılanlar var. Bunlarla ilgili mutlaka bu alanda aciliyetle bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Bağkurluğu düşünün ki bir bakkalı var. Küçücük nacizane bir yerde bir bakkal işletiyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Nasıl takılıyor? Prim gün sayısını doldurdu ve biz ona diyoruz ki yaşını doldurana kadar sen bu ticareti yapıyorsan yine Bağkur primi ödemeye devam edeceksin. Ve ödediğin sürece de emekli olduğun zaman maalesef maaşın aşağı doğru gelecek. Şimdi bu sorunları hep birlikte ele aldığımızda, biz aslında bu sorunları siyaset üstü bir mesele olarak gördüğümüzde el ele verip uzlaşmacı bir zemin içerisinde hep birlikte bunu çözebiliriz. Aslında milletimizin beklentisi yasama organından bu, milletvekillerinden bu. Vebal bu. 3 sene önce verilmiş olan önerge bugün de yine önergemizdir. Ve liderimizin de dediği gibi özellikle ifade etmek istiyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi sözümüz sözdür. 24 Haziran seçim beyannamemizde ne söylemişsek gerçekleştirmesi için çalışacağız. Gereğini de inşallah yapacağız. Saygılarımla. Teşekkürler Sayın Erdem.